TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Betül Soysal Bozdoğan. Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. Bu hafta sığınmacılar konusu öne çıktı ve biz de bu konuyu ele alacağız. Suriyeli sığınmacılar neden gündemde? Doğru bilinen yanlışlar neler? Ve bu konu neden manipüle ediliyor? Hepsini konuşacağız. Haftanın Z raporu başlıyor. Mülteci konusu refah seviyesi yüksek ve Avrupa'ya geçiş güzergahında olan ülkelerin bir gerçeği olarak gündemde. Türkiye hem geçiş güzergahında yer alıyor hem de etrafı istikrarsız bölgelerle çevrili. Güneyimizde 11 yıldır süren bir iç savaş var. Kuzeyimizde ise yeni bir savaş başladı. Türkiye mülteci konusuna ilkesel bakıyor, uygulamaları bu yönde ilerliyor. Peki gündemdeki sorular neler? Şimdi ona bakalım efendim. Sığınmacı politikası nasıl ilerliyor, neler yapılıyor, süreç doğru yönetiliyor mu? Toplumun beklentileri neler? Topluma aktarılmış, doğru bilinen yanlışlar neler? Dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğiz ve bu konu neden manipüle ediliyor? Konuşacağız. Peki kimlerle? Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Yeni Şafak köşe yazarı Hasan Öztürk, hoş geldiniz. Eyvallah. Kolay gelsin. Ve programımıza bağlantıyla katkı sağlayacak olan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Evet, birazdan sesini alacağız. Sanırım teknik bir problem var. Evet, Sayın Tanrıkulu, sizinle başlayalım efendim. Şimdi konunun elbette hukuki boyutu var, sosyolojik boyutu var, ekonomik boyutu var. Pek çok boyutu var ama hani insani bir boyutu da var. Ben ona şerh düşerek söze başlamak istiyorum. Programa başlamak istiyorum. Hani şöyle bir söz vardır, her insan engelli adayıdır. Bununla birlikte her insan bir anlamda mülteci adayıdır da. Kimse mülteci olmak istemez. Bu bir zorunluluktur. Yani %90 oranında bunu söyleyebiliyoruz. Bunu mültecilerle yapılan anketler de söylüyor. Baktığımız zaman mesela şu an Ukrayna'dan göçen 5 milyon insan var. Ve bu insanlar için mülteci olmak bir sürprizdi ve bir zorunluluk aynı zamanda. Şimdi konuya bu perspektiften bakabiliriz, bakmayabiliriz. Ama ben bir tarafta hani bu bakış açısı da dursun istedim. Ve o bir kenarda beklerken gündemi konuşacağız sizlerle. Bilgi odaklı bir yayın yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla yanlış bilgi yayma çabası var. Doğrular neler? Ve sizin yorumlarınız neler? Konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum sizlerden. Öncelikle bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, öncelikle bahsettiğiniz yani insani konular tabii ki kimisini ikna edebilir ama onun dışında ekonomi, sosyal bütün boyutuyla aslında değerlendirmek lazım. Yani sonuçta bir göç süreci yaşanıyor. Dolayısıyla hem ev sahibi için hem göç edenler için çok zorlu bir süreç. Peki Suriye, Ukrayna aslında tarihi süreçlerde de baktığınız vakit göçler insanlık tarihinin yegane unsurlarından biri. Yani bugün işte 250 milyona yakın insanlar doğdukları yerin farklı bir bölgelerde göç ettiler. İşte bugün Amerika'ya, Avustralya veya diğer göç ülkelerine baktığımızda o oranı görüyoruz. Hatta ulus devletlerde dahi onu görüyoruz. Artık nüfusların 1/3, %20'si Almanya, Fransa ve diğer ülkelerde, Avusturya, birçok ülkelere baktığınız vakit %20 oranına ulaşmış. Yani dolayısıyla 90'lı yıllardan sonra küreselleşme, serbest dolaşım, krizler, çatışmalar, ekonomik nedenler, yani bu yüzyılın, her yüzyılın kendisine göre bir bazı unsurları, bazı politika hakikatleri var. Dolayısıyla bu dönem, hatta bazıları da o şekilde yorumluyor, 21. yüzyıl göç yüzyılı diye nitelendirenler var. Bunları sayı olarak değerlendirdiğiniz vakit bu hakikati de bir yönüyle de gösteren unsurlar var.
Yani ve şu anki yaşadığımız süreç, yani Suriye krizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insani dramlardan biriydi. Tabii ki yakın zamanda Ukrayna krizi olana kadar. Dolayısıyla bu insani krizde çok orantısız bir güç vardı. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani oradaki sadece muhaliflerin bir mücadelesi değildi. Yani işte bir taraftan Rusya, İran, aynı zamanda kendi Esad rejimi olsun, çok ciddi manada orantısız güce karşı sivil insanların farklı ülkelere can havliyle göç etme süreci. Şimdi Ukrayna'ya da baktığınız vakit, hatta yeri geldiği zaman Türkiye'deki tartışmalarda da onu görüyoruz. Yani insanlar orada kalıp savaşsaydı, kendi ülkelerini savunuyor oluyor olsaydı. Evet, yani kısmı itibariyle insanlar savaşabilir ama savaşamayacak masum insanlar var. Kadınlar, çocuklar var. Dolayısıyla şu an işte diyelim Ukrayna'da hala devam eden süreçte baktığınız vakit işte insani koridorun açılması olsun. Yani uluslararası, hatta ülkeler arasındaki müzakere konu başlıklarının en önemlilerinden biri de bu. Yani insanlara yaşam hakkı veriliyor oluyor olmasın. Bunun yanında tabii ki mücadele edenler oluyor. Şimdi tabii ki 2011'den bu yana aslında Türkiye bu konuyla ilgili olarak, yani uluslararası basını, kamuoyunu bu yaşanan drama karşı deyim yerindeyse elinden gelen bütün diplomatik atakları yaptı. Şimdi zaten bu Ukrayna meselesiyle ilgili olarak kıyaslandığı vakitte Türkiye'nin bir yönüyle haklı olarak eleştirisi, ya 2011 yılında hatta Amerika Birleşik Devletleri, o dönem Obama'nın da açıklaması, sarin gazı bizim kırmızı çizgimizdir. Yani evet, bunu hatta müdahale konusu etmiş idi. Ama o konuda Türkiye'nin çabalarına rağmen maalesef Amerika adım atmadı ve 6 milyon insan evlerini terk etmek durumunda kaldı. Tabii takdir edersiniz ki bundan doğal olarak, yani komşu 911 kilometresi olan komşu ülke Türkiye bundan etkilenmesi en doğalı. Bugünkü işte aynı şekilde Ukrayna'da bakıyorsunuz. Ukrayna'dan geçişler hemen bakıyoruz. En çok Polonya, pek çok ülkeye dağıldılar. Evet. Tabii, evet. Biz de aldık pek çok Ukraynalı sığınmacı. 60 bin, 70 bin civarında. En fazla Polonya'ya geçiş oldu. Yani Suriye'den hani bir yönüyle dezenformasyon. En yakın sınır komşu olarak tabii ki Türkiye'ye geçişler. Tabii kesinlikle. Yani bir yönüyle de işte sosyal medyadaki veya basındaki dezenformasyonla ilgili girişte bahsettiğiniz hususla ilgili olarak, yani rakamlar ve karşılaştırmaya baktığınız vakit bunları değerlendirmek lazım. 8-9 milyon sığınmacıdan bahsediliyor. Oysa resmi rakamlara baktığımızda 3 milyon 718 bin Suriyeli sığınmacı var Türkiye'de. Tabii rakamları detaylandıracağız. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bu insanlara kapı açıldı. 2017'den itibaren bu arada Suriye sığınmacı sayısı sabit denecek seviyede. Bunun da altını çizelim. Evet. Detaylandıracağız. Şimdi bundan sonraki süreç ve bu sürecin yönetimi doğru yapılıyor mu, yanlışlar var mı, bunları konuşabiliriz elbette ki, konuşacağız bir sonraki turda müsaadenizle. Hasan Öztürk, şimdi bakıyoruz, hani bir gazeteci olarak çok yakından takip ediyorsunuzdur sosyal medyayı. Bilinçli olarak kışkırtıcı videolar yayılıyor. Bununla birlikte yalan haberler çok fazla yapılıyor. Hani buradan murat edilen şey nedir diye baktığımız zaman siyasi rant elde etmeye çalışanlar var. Veyahut da işte bir gerginlik oluşsun, toplum huzuru bozulsun ve bununla birlikte hatta daha ileri bir belki niyet olarak iç savaşa kadar götürme niyeti ve çabası içerisinde olanlar vardır diye zannediyorum. Sizin gözleminiz nedir? Bu gibi çabalar, dezenformasyon, manipülasyon detaylandıracağız. Fakat şu genel bir resme baktığınızda kişisel bir çaba mı bu, yoksa organize bazı şeyler görüyor musunuz? Elbette görüyorum. Şimdi önce şunu söyleyelim. Düzensiz göç bir problemdir, bir sorundur ve yönetilmesi gerekir. Düzenli göç zenginliktir ve bu planlı bir şekilde yapıldığı için çok daha sağlıklıdır. Bizim şu anda yaşadığımız süreç, düzensiz bir göç alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Sadece bizim geçici koruma altındaki sığınmacılar meselemiz değil. Aynı zamanda hala Afganistan'dan, Pakistan'dan ve Afrika'dan düzensiz göç almaya devam ediyoruz ve bu düzensiz göçün de problem olduğunu biliyoruz. Yani bunu devlet de biliyor ve bunu yönetmeye çalışıyor. Yönetmemiz de gerekiyor. Yani şimdi şöyle, aslında Avrupa ne kadar alıyorsa mesela biz de aynı şekilde belki almaya devam ediyoruz. Şöyle mesela Avrupa'ya, şimdi hemen bir rakam bakayım ben. Evet, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden mülteci sayısı 641 binmiş mesela. Evet. Yani aslında pek çok ülkeye, yani Afgan ya da
diğer hani Pakistan şu bu saydınız, oralardan gelen göçmen, düzensiz göçmen sayısı diğer ülkelerden farklı olmasa gerek. Yani teraziye genelde orada Türkiye transit bir ülke. Evet, zaten yani genel olarak bu konuyla ilgili ben başka bir bilgi vereyim size. Katılıyorum. Buyurun lütfen. Daha önce öyleydi. Ama ne zaman ki Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, eski Büyükelçisi John Bass giderken biliyorsunuz DH'de bizi korkutmuştu bu diplomat. Ne zaman ki Kabil Büyükelçisi oldu, o günden sonra bunu bilgiye dayanarak söylüyorum. Yani çok önemli bir emniyetten sorumlu üst düzey bürokratımızın bilgisine dayanarak söylüyorum. Ki kayıtlara da geçirdim ben bunu, yazdığım için rahat söyleyebilirim. Gittiğinden bu yana, o diplomat Kabil'e gittiğinden bu yana hedef ülke Türkiye, Afganistan'dan göçenler açısından söylüyorum. Hedef şehir İstanbul. Ve ellerine kroki verip de gönderiyorlar. Kim çok gönderiyor? İşte onu bilemem orada. Yani orada bir organize bir mesele var. Bunu devlet de biliyor. Devletimiz de biliyor. Zaten onun için çabada... Doğuya yapılan duvarlar var. 4-5 aşamalı şimdi mesela, engelleme çabaları, güvenlik o dezenformasyonu dedik ya mesela... Sonbahar yani devlet de boş durmuyor. Tabii, sonbahar mesela, sonbahardaki otların arasından sığınmacıların görüntüsünü yeni görüntüler gibi sunuyorlar. Türkiye sınırıyla hiç alakası olmayan bir şey. Bu mevsimle hiç alakası olmayan görüntüler gönderiyorlar. O ayrı bir şey. Oraya da değineceğim. Ama şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'de şu anda geçici koruma altındaki sığınmacılar meselesi en kolay mesele. Yani çünkü hepsi kayıt altında. Yani Suriyeli siz Suriyeli sığınmacı meselesi en kolay mesele mi olarak görüyorsunuz? Ya o çözülebilecek en kolay mesele. Çünkü orada hem tecrübelerimiz var hem devletin kayıtları çok tamam, sağlam. Tamam, birazdan onu dinleyelim tabii, o halde. Yani çok, önerilerinizi çok vesaire. Ama sizin eleştiriniz düzensiz göçmenler üzerinden. Tabii düzensiz göç meselesinde de şimdi, devletin böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şimdi biz Doğu kapısını açık bıraktık belli bir süre. Hani açık kapı politikasında, Suriye meselesinde. Ama gittik, bir geri kabul anlaşması yaptık biliyorsunuz. Ve Batı kapısını kapattık. Batı kapısını kapatırken de Batı ile Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptık. Ve bu anlaşmanın karşılığında da bize bir takım taahhütlerde bulundular. Ama o taahhütleri şu ana kadar, bugüne kadar yerine getirmediler. Dolayısıyla biz Doğu kapısından girenler için dişini söylemiyorum. O kapıları sonuna kadar açtığımız dönem için söylüyorum. Girenlerin önemli bir kısmının Batı kapısından çıkması bekleniyordu ama o çıkış olmadı. O zaman burada şimdi diğer sosyolojinin, türlü de ama sosyolojinin yönetebileceği kadarın üzerinde riskli. Sosyolojinin yönetebileceğinin kadarının üzerinde bir göç aldı. Peki, zaten problem de buradan başlıyor. Karşı tez sanırım. Buyurun. Evet. Ya öncelikle şöyle, yani bu bütün ülkeler için çok zor. Yani düzensiz göçü yönetmek bütün, yani Amerika Birleşik Devletleri için, Avrupa için. Mesela Meksika sınırı diye mesela, bir şey var. Evet, Amerika'da. Ya duvarlarla örüyorsunuz ama insanlar sonuçta yaşama imkanları olmadıkça can ölüm pahasına kendilerini bu yola sevk ediyorlar. Dolayısıyla mesela Avrupa Birliği de benzer durumu. Yani Avrupa Birliği o yüzden ne yaptı? Olabildiğince, çünkü uluslararası hukukun bazı sınırları var. Yani Avrupa Birliği olabildiğince sınırın ötesine. Çünkü Avrupa Birliği topraklarına girdiğinizde doğrudan oraya siz iltica başvuru hakkına sahipsiniz. Yani bu ne demek şimdi hocam? Yani yok, kendi sınırları şimdi dışına bu, itmek de, demek Türkiye'ye itmek anlamına mı hayır, geliyor? Hayır, Türkiye anlamında söylemem. Uluslararası hukuk nezdinden söylüyorum. Diğer türlü de eğer diyelim. Hayır, orada uluslararası hukuk ne diyor? Mesela bizde İran'a süremez miyiz öyle bir şeyden? İran'a yani mesela hayır, ülkesi, Avrupa hayır, Birliği yani Yunanistan hayır, ve Bulgaristan AB üyesi siz, ve bize karşı sürebilir. Çünkü Yunanistan'a veya Bulgaristan'a girdiği andan itibaren iltica hakkı sahibi olabilir. Şimdi elimde benim şöyle bir rakam var. Tamam. Ama eğer yani diyelim Suriyeliler özelinde söylediğinizde uluslararası hukuk size buna daha şu anda tabii müsaade etmiyor. Çünkü şu an şartlar ona müsait olmadığıyla ilgili. Yani bu sadece Türkiye'nin geleceği bir karar da değil. Yani buna siz hem uluslararası mevzuat olarak da imza atmış şeydesiniz. Yani ülkeler bir yönüyle kendisine de bağlı. Diğer konu sizin söylediğinizle ilgili olarak. Yani Türkiye'de ondan, yani orada günlük insanların binlerce ölümüyle 25 bin tane insan
ölüyor idi. Yani transit güzergahında oluyor olmak da Türkiye için de aslında iyi bir yöntem değil. İkinci husus söylediğinizle ilgili olarak, yani şu an açık kapı politikası zaten yok. O bahsettiğiniz dönem itibariyle zaten olağanüstü bir insani bir durum yaşanıyordu. Yani şu an mesela Ukrayna ile ilgili olarak baktığın zaman Avrupa Birliği ne yaptı? Olabildiğince kapıyı açtı, doğrudan çalışma, oturum hakkı gibi vesaire verdi. Demek ki olağanüstü durumlarda ülkeler bu tür insani davranış veya da yönetim sergileyebiliyorlar. Siz beni anlamak yani, istemediğiniz için bunu söylediniz. Yok, anlamadım. Şöyle bir diğer türlü transit güzergahında olmak da Türkiye için iyi bir şey. Tamam, ben bunu anladım. Evet. Olabildiğince. Ama şunu anlamadım. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinden diyalog yapmayalım da Sayın Öztürk, sizden yorum alayım, sonra üçüncü konuma dönmek istiyorum. Ben konuşuyordum da katkı vermek için. Katkısını aldık hocamızın. Onu ben çok iyi anladım. Hatta ben şöyle bir ek bilgi de verebilirim. Sonra siz lütfen söz hakkınızı kullanın. Şöyle. Şimdi eğer Doğu'yu konuşuyorsak, Doğu'da pek çok önlem alındığını biliyoruz. Birincisi duvar inşası, mayınların temizlenmesi ki bunu Türk askeri yaptı. İsrail'e verilmedi o ihale. Türk askeri kendi becerisini geliştirerek, kabiliyetini geliştirerek o mayınları temizledi. Oraya bir duvar inşası sürmekte. Bununla birlikte duvarın gerisinde de 4 safhalı bir engelleme politikası yürütülüyor. Hem teknolojik donanımla doğu sınırımız şu an olabildiğince güven altında diyebiliriz. Ve geri gönderme noktasında da sizin tam da söylediğiniz o düzensiz göçmen noktasında Sayın Öztürk, 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakalanmış ve geri gönderilmiş. Doğru. Yani Suriyeli sığınmacıları Sayın Tanrı Kulu'nun söylediği şey, Suriyeli sığınmacıları gönderemiyoruz. Neden? Çünkü orada bir iç savaş devamı söz konusu. Hayır, ben bunu onları gönderelim demedim mi zaten? Evet, uluslararası hukuk bunu yasaklıyor. Ne zaman orada savaş biter? O zaman geri gönderebiliriz. Onun dışındakilerini gönderiliyor zaten sayı olarak baktığınız vakit. Evet, ama bunu tabii güvenliği artırmak gerekiyor. Sizi dinleyelim. Tamam, buyurun. Siz, şimdi... Ama her yerde öyle bulunmadığınız şeyi nasıl göndereceksiniz? Amen. Evet, buyurun Öztürk. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın, ben birkaç tane cümle kurayım. Ondan sonra da sözü bırakayım. Şimdi bir kere bizim ana sorunumuz düzensiz göç. Burada hemfikir sanırım. Tabii bütün ülkeler yani için en zoru zaten. Biz sığınmacılarla ilgili, yani o uluslararası hukukla korunan özellikle Suriyeliler, ki orada Mısırlılar da var, bir grup Libyalı da var, onlar ayrı. Ama özellikle Suriyeliler açısından çözülebilecek en kolay mesele olarak. Onu birazdan soracağım. Önerilerinizi dinlemek istiyorum. Ama Suriyelilerin sadece Esad zulmünden kaçtığı fikrinin de tabloyu okuma açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Suriye'den gelenlerin %61'i göç idaresinin sayfasına bakılabilir. Suriye'nin kuzeyinden gelenler. Yani boşaltılmış alan, boşaltıldı ve PKK PYD girdi oraya. Şimdi böyle bir tabloda bizim hani oradaki demografik yapının değişmesini de tartışmamız gerekiyor. Öbür taraftan siz konuyu açarken çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani dezenformasyon, bilgi kirliliği, bu nereye kim kullanıyor meselesi. Amaçlı önemli hedef ne? Önemli bir şey. Şimdi dünyada, bütün dünyada, özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve ırkçılık yükselişte. Ve bunu fark eden Türkiye'deki bir takım siyasi partiler de aynı minvalde politika güderek oy devşiriyor. Bunun adı bu. Nasıl ki Türkiye'nin bir EYT meselesi vardı, emeklilik yaşına takılanlar meselesi vardı. Onlar dernek kurdular. Popüler konulardan bahsediyorsunuz. Haklarını savunmak için dernekleştiler falan. Ama onlarla ilgili iletişime geçenler nasıl onların oylarıyla, onların kendilerine lehlerine yazdırmış iseler, nasıl ki bugünlerde yine bir küçük parti, KYK'lar bu 2016-15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerle devletten uzaklaştırılan FETÖ'cülerle ilgili vaatlerde bulunuyorlarsa, özellikle Suriyeli sığınmacılar ve genelde göçmenler üzerinden şu anda bir manipülasyon yapılıyor ve bu bir oya devşirilmek isteniyor. Ve burada da başarılıyor, onu da söyleyeyim. Yani burada da o tepkiselliği oya devşirenler var. Fakat şöyle de bir mesele var burada. Yaranız varsa kaşırlar. Bizim yaramız var mı? Evet, var. Bu bir yaradır. Çünkü bu Türkiye'nin
sosyolojisinde şu anda bütün anketlere bakarsanız, bütün kamuoyu yoklamalarına bakarsanız, işte ekonomiyle ilgili bir sıradır, işte terörle ilgili işte ikinci sıradadır falan. Ama ilk üçte göçmenler, yabancılar, sığınmacılar meselesi bir problem olarak görülüyor. Ve bu problem olarak görüldüğü içindir ki burayı kaşıyorlar. Peki. Şimdi diğer konuğumuza dönelim efendim. Sayın Çorabatır, az önce sesinizi duyamamıştık. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Biraz sesini artırırsa arkadaşlarım konuğumuzun daha rahat duyabileceğim. Şimdi efendim doğru bilinen yanlışlar üzerinden gidelim. İşte 8 milyon mülteci falan vesaire söylemleri var ama resmi rakamlara baktığımız zaman, İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına baktığımız zaman Suriyeli sığınmacı sayısı şu an güncel itibariyle 3 milyon 718 bin. Diğer bilgilere bakalım. 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakalandı ve geri gönderildi. Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden mülteci sayısı 641 bin. Türkiye'de 2017'den itibaren Suriyeli sayısında artış yok. 2 milyon 600 bin kişinin ülkeye girişi engellendi 2017'den itibaren yine. Türk vatandaşı yapılan 200 bin 950 Suriyelinin 47 bini Türkmen, yani Suriye'den gelen her 4 kişiden biri Türkmen olarak gözümüze çarpıyor. Rakamlar böyle. Türkiye göç ve göçmenlerle ilgili nasıl bir politika izliyor? Doğru bilinen yanlışlara dair neler söylersiniz efendim? Yanlış bilinen bir şey, yani doğru bilinen çok yanlış var dediğiniz gibi. Bunları bir sıraya koymak uzun bir liste yapar. Ama öncelikle doğru kavramları kullanıp kullanamadığımıza bakmamız lazım. Şimdi siz bile çok duyarlı bir arkadaşımız olarak kaçak mültecilerden bahsettiniz. Bu ters bir kavram. Suriyelilerden bahsederken onlara mülteci demiyoruz. Mülteci olayı insan hakları olayıdır başta. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin en temel dayanağı insan hakları, 1948 tarihli insan hakları evrensel beyanlardır. Mülteciler niye geliyorlar? Ülkelerini, evlerini niye terk ediyorlar? Daha buradan başlamamız lazım. 51 Cenevre Sözleşmesi ve daha sonraki protokol ve diğer sözleşmelere göre mülteciler kendi devletlerinin korumasının bittiği yerde, kendi devletleri onların temel insan haklarını koruyamaz hale gelirse veyahut da bilinçli olarak insan haklarını belli bir düzeyin ötesinde ihlal etmeye başladığı zaman canlarını ve özgürlüklerini korumak için sınır aşabilirlerse bu insanlara mülteci deniyor. Geldikleri ülke ona ne derse desin, mültecilik onları kaçıran sebepler eğer bu sözleşmelere uyan sebeplerse o kişiler mültecidir. Bu birinci nokta. Düzensiz göçmen, göç olayı ayrı bir olay olmakla birlikte seyahat biçimleri açısından ekonomik sebeple gelenlerle sığınma amacıyla gelenler genelde aynı yolları kullanıyorlar. Kusura bakmayın, dedim ya işte kaçak mülteci. Bu kavram 51 Cenevre Sözleşmesi'nin 31. maddesine göre geçerli değil. Çünkü kaçıyorsunuz, işte Suriye'deki fotoğrafları, videoları hatırlıyoruz. Ukrayna'daki videoları hatırlıyoruz. İnsanlar tepelerine bombalar yağarken, tanklar evlerine saldırırken elinde ne varsa alabildiğini alıp kaçmak zorundalar. Tekrar geleceği ülkenin, Avrupa Birliği ülkesine gelecekse vizeye başvursun, pasaportunu çıkartsın, bunları yapamıyor. 51 Cenevre Sözleşmesi'nin dediğim maddesi, 31. madde, düzensiz olarak yani belli bir belgesi olmadan sınıra giren insanlar eğer sığınmaya başvuruyorlarsa onlara kaçak girdikleri için, düzensiz girdikleri için ceza verilemez. Bu yine düzeltilmesi gereken bir şey. Yani kaçak göçmen, kaçak mülteci yakalandı kavramı yine mülteci hukukuna göre ters.
Şimdi bir tartışma... Sayın Çorabatır, tabii ki bu kavramlar çok önemli. Hangi kavram neyi ifade ediyor? Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum bu aktarım için size. Türkiye bu süreci yönetmede doğru ve yanlışlar noktasında hangi uygulamalara haiz? Siz nasıl yorum yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bu süreç size göre? Türkiye'nin öncelikle bu uluslararası mülteci hukukuyla çok yakın bir bağı var. 1950 tarihli Cenevre'de yapılan ve bugünkü 51 Cenevre Sözleşmesi'nin oluşturulduğu konferanstaki iki eş başkan yardımcısından birisi Talat Miras adında bir Türk genç diplomatı. Bu şunu gösteriyor ki Türkiye 1950 yıllardan itibaren, 50 yıllardan itibaren yeni bir mülteci rejiminin oluşmasına ilgi göstermiş bir ülke. 51 Cenevre Sözleşmesi'ni 1961 tarihinde onayladı ve o sözleşmenin tarafı haline geldi ve bir takım yükümlülükleri üstlendi. Yalnız sözleşmenin ülkelere imza atacak, taraf olmak isteyen ülkelere verdiği bir opsiyon hakkı vardı. Hem ilk baştaki metinde zamanla ilgili hem de coğrafyayla ilgili bir çekince kısıtlama koyma imkanları vardı. Türkiye bu sözleşmeyi hem zaman hem de coğrafi kısıtlamayla kabul etti. Daha sonra 1967'de bu zaman kısıtlaması zaten anlamsızlaştı. Ama Türkiye giderek azalan sayıda ülkeyle şu anda sanırım Türkiye'nin dışında iki ülke daha var. Coğrafi kısıtlamayı sürdüren ülkelerden birisi. Evet. Bu ne demek? Ülkesine sığınma amacıyla gelen mültecilerin nereden geldiğine bakıyor. Eğer Avrupa ülkesi vatandaşıysa ve sığınma talep ediyorsa ona 51 Cenevre Sözleşmesi, ki sözleşmenin adı mültecilerin statüsüne dair sözleşmedir, ona o statüyü veriyor. Statü vermesi demek uzun bir liste var 51 Cenevre Sözleşmesi'nde. Başta korumayla ilgili bu işin en temeli olan geri göndermeme yasağı 33. madde olmak üzere. Ayrımcılık yapmama, serbest dolaşım, aile birleşmesi, hizmetlerden yararlanma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, konut hizmetlerinden yararlanma, eğitimden yararlanma ve en önemlilerinden birisi çalışma hakkı. Statüyü tanıdığınız zaman 51 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak bu hakları mültecilere tanıyacaksınız. Peki, Türkiye'nin coğrafi kısıtlaması şu anlama geliyor. Avrupa dışından gelen ve yine aynı sebeplerle kişiyi mülteci yapan, kendi ülkesinin korumasından yararlanamadığı için size sığınan insanlara bu statüyü vermiyor. Bence sorunlarımızdan birisi bu. İşte bu insanların belli bir statü ve haklara erişemeden işte kaçak veya da kayıt dışı çalışmaları, belli bir şehirde ikamete zorlanmaları, eğitim konusunda ilk başta farklı bir eğitim sistemi uygulandı. Daha sonra işte Türk okullarına alındı vesaire vesaire. Türkiye'nin yaptığı çok güzel şeyler oldu. Kısaca sizin başındaki sorunuza müsaade ederseniz şey yapayım. Kapılarını açmak Türkiye'nin bir sorumluluğuydu. Türkiye gibi, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerde Suriye'deki olayların patlamasından sonra canları tehlikede olduğu için, özgürlükleri ciddi bir şekilde tehlikede olduğu için bu ülkelere sığındılar. Türkiye'nin burada alkışlanacak bir politikası. Peki. Sınıra girdikten sonra 51 Cenevre Sözleşmesi'ne bu uyguladığı coğrafi kısıtlama ve mülteci statüsü tanımaması bir takım sosyolojik, ekonomik sorunlara yol açtı. Ve bu insanlar doğru dürüst bir statü olmadan, geleceklerini bilmeden, hele şimdi bu nefret söylemi, karşı saldırıların korkusu altında yarın gönderilebilecek miyim? Yarın Esad'ın kontrolündeki bölgeye eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa gönderilebilecek miyim? Aynı zulümle karşılaşacak mıyım? Korkusuyla yaşıyorlar. Ben burada şu an bu... Evet, peki. Şimdi Hasan Öztürk, az önce dediniz ki Suriyeli sığınmacı meselesi en kolay mesele dediniz. Bu konuya dair eleştiri ve önerilerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi geçici koruma altındakiler kayıt altında. Öncelikle bu. Birincisi bu. İki,
bunların belli yerlerdeki get dolaşma sorununun dışında Türkiye'deki toplumsal hayata entegrasyonları meselesinde de onların ve bizim çabamızla, yani onların da büyük bir çabası var, hayatın içerisindeler şu anda. Yani görünürler, yerleri, yurtları belli, biliniyorlar. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacılar meselesinde yarın bir gün Suriye'de stabil bir hal geldiği zaman da, yani Esad duruyorsa Esad'la yapılacak bir anlaşmayla ya da işte efendim oradaki yeni kurulacak bir hükümetle yapılacak bir anlaşmayla, benim önerimdi, hatta Türkiye garantör olmak kaydıyla buradan gitmek isteyenler gidebilirler. Bakın bu yönetilebilir bir şey. Kalmak isteyenler de kalabilirler. Niye? Çünkü biz kampları çoktan kapattık. Yani sınır boylarımızdaki Türkiye içerisindeki kamplarımızı çoktan kapattık. Sadece bir iki kamp kaldı. Onun da kalması gerekiyor. Çünkü onlar eski askerler ve aileleri, Suriye rejiminin askerleri ve aileleri kalıyor. Onların orada kalması gerekiyor ve kalıyorlar. Orada bir problem yok. Ama diğerlerin hepsini kentlerimize aldık. Bunu alırken sorunlarımız var. Yani onlar çok eleştirebileceğimiz yönleri var. Fakat onların çalışma hayatında katıldıklarını görüyoruz. Sosyal hayatın içerisine katıldıklarını görüyoruz. Burada yapmamız gereken... Ve birinci, suç oranları çok düşük. Bunu da özellikle yani, altını yani, çizelim. Suriyeliler, bakın ben Fatih'te oturuyorum. Evet. Yani Fatih'te iki alt komşum. Oldukça yoğun bir nüfus popülasyon var. İstanbul, Fatih. Bakın iki alt komşum Halepli. Kapı komşum Şamlı Ahmet. Evet. Yani esnaf zaten öyle. Şimdi fakat burada şöyle bir probleme de işaret etmek istiyorum. Avrupa Birliği fonları var. Yani Suriyelilerin entegrasyonu için kullanılmak üzere gönderilen fonlar var. Ve bu fonların yönetilmesi meselesi var. Ben başından beri söylüyorum. Avrupa Birliği fonlarıyla yapılacak entegrasyon projelerinin tamamı fiyaskoya dönüşüyor. Niye? Çünkü Avrupa Birliği şöyle bir şey, bir nüve oluşturuyor. Yani içimizde Suriyeliler diye bir milliyet çıkartılmak üzere projeler geliştiriyor. Ben buna karşıyım. Çünkü 10 yıllar sonra bir etnisite gibi oluşma endişesi var. Buna karşıyım. Ama ne yapılmalı? Öneriniz? Ama bizim baştan bu yana söylediğim şey var. 2018'de mi söylüyorum? Israr ediyorum. Bir kere artık Göç Bakanlığı'na ihtiyacımız var. Yani bizim İçişleri Bakanlığı altında Göç İdaresi Başkanlığımızı güçlendirdik son düzenlemeyle. Fakat bu bile yeterli değil. Çok dört başı mamur bir Göç Bakanlığı ihtiyacımız var. Çünkü bu memleket hem transit geçiş anlamında hem kalıcı göçmen anlamında göç alan bir ülke. Yani burada biz şimdi Suriyelileri konuşuyoruz ya da Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenleri konuşuyoruz ama dünyanın her tarafından işte, ticaret erbapları, büyük holdinglerin CEO'ları, iş adamları, efendim beyinleri gelip burada ülkemizde yerleşiyorlar. Şimdi dolayısıyla bir Göç Bakanlığı'na ihtiyacımız var. İkinci husus, ben ısrar ediyorum. Avrupa Birliği fonlarıyla ya da Avrupa Birliği aklıyla entegrasyonun kesinlikle sağlanamayacağına inanıyorum. Bunlar gibi birçok da iddiam var ama bu süremizin yani üzerini kullanmak istiyorum. Önemli bir husus. Yani ben George Soros'un 2015'te Suriyelilerin için çözüm, en güzel çözüm Türkiye'de kalmalarıdır diye başlayan cümlesi ve Avrupa Birliği'nin bütün başkentlerinden Türkiye'ye vaaz edilen Suriyelilerin kalması gereken yer Türkiye'dir fikriyatına karşı bir insanım. Çünkü onlar onların burada kalması sürecinde yani Suriyelilerin Türkiye'de artık tamamen ki kalacaklar. Onu söyleyeyim. %70'inden fazla Türkiye'de kalacak. Onu da söyleyeyim parantez içerisinde. Kaldıkları zaman o perspektifle uzun yıllar sonrasında, 10 yıllar sonrasında Türkiye'de bir Suriyeliler milliyeti oluşturma projesidir bu. Neden söylüyorum bunu? Biz çok yakıcı bir geçmiş yaşadık. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer cümlesini duyduk. Bu da bir etnisiteye vurguydu ve bu etnisite üzerinden biz büyük bedeller ödedik. Ben dolayısıyla Avrupa Birliği aklıyla değil de kendi muazzam Selçuklu, Osmanlı birikimiyle iskan politikamızın gözden geçirilmesi gerektiğine ve iskanla beraber de istihdam politikamızın güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu yapıyor devletimiz. Ne yaptı? Mesela
Altındağ'daki, benim doğduğum, büyüdüğüm yerdir Ankara, Altındağ'daki bir evimiz var. Altındağ'daki bir takım olaylar çıkınca devlet oradaki metruk binaları kaldırılması konusunda adım attı. İki seyretti. Sonra dedi ki Fatih ve Esenyurt'ta ben durduruyorum. İstanbul'u kapattı. Tamamen kapattı. Ama özellikle ve bazı il ve ilçeleri tamamen yerleşime kapattı. Tabii 18. Yani yerleşime kapattı. Evet. Niye? O dediğim gibi iskan politikasını tekrar güncelliyor Türkiye. Siz iskan politikasını güncellenmesini gayet göre, olumlu buluyorsunuz. Tabii ki kendi politikamıza göre de yapmamız gerekiyor. Anladım. Ben bu konuda bizim tecrübemizin, geçmiş tecrübemizin çok daha Avrupa Birliği perspektifinin önünde olduğuna inanıyorum. Bu perspektifin yerleşik hale geldiği andan itibaren de kendi politikamızda Suriyeli geçici koruma altındakilerle ilgili projemizin bu tartışmaların hepsinin bitireceğine inanıyorum. Evet. Ama son cümlem, ama düzensiz göçle ilgili hani son günlerdeki o tazyikle beraber dikkat edin, her gün şöyle bir haberler yapıyoruz. Ben de yapıyorum haber merkezimizde. İşte İstanbul'da şu kadar yakalandı. İşte Van'da bu kadar yakalandı. Evet, şurada geri dönme merkezlerinde şu kadar 22 bin sayı var. Bunun daha duyarlı olmamız gerekiyor bu konuda. Yani emniyete düşen, jandarmaya düşen siz daha özellikle çok görev var. Çünkü bu bizim sosyolojimizi etkiliyor. Peki. Sosyolojimizde bir takım krizlere neden oluyor. Onu da söylemek istedim. Peki. Şimdi bu Suriyeli sığınmacı meselesinde Sayın Hocam, şimdi geri dönmek isteyenler var savaş bitmesi durumunda. Elbette kalmak isteyenler var. Entegrasyonunu tamamlamış, Türkçe dilini öğrenmiş, toplumla çok iyi bir uyum yakaladığını düşünüyor. Çocuğunu okula gönderiyor vesaire. Kalmak isteyen aileler var ve bir takım tabii ki önemli bir yüzde de Avrupa'ya gitmek istiyor. Şimdi biz Suriye'ye dönüşü konuşalım sizinle. Bu noktada elbette ki az önce söylediğiniz uluslararası hukuk kapsamında savaş sürdüğü sürece gönderemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye diyor gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüş sağlamak durumunda mealinde konuştu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Suriye'de istikrarın tesisinde geri dönüşler terörle mücadele kadar önemlidir dedi. Çok önemli bir cümle. Ve İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun da sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür dedi. Biriket evler yapılıyor. Böyle bir politika var. Bu projenin finansmanı nasıl sağlanacak ve bu projenin Türkiye için stratejik bir anlamı var mı, hedefi var mı? Nasıl yorumlarsınız? Evet. Ben öncelikle bu Avrupa Birliği destekleriyle ilgili bir ilave sözlerim var. Şimdi şöyle, zaten Avrupa Birliği fonları anlaşmaya baktığınızda bunun idaresi tamamen Türkiye'ye ait. Yani burada işte bir taraftan hani Türkiye devleti Suriyeli yönelik masraf yapılmasın deniliyor. Bir taraftan da uluslararası camiadan destekler isteniyor. Dolayısıyla yani olabilir ama bunun idaresi, yapılan uygulamalar, işte diyelim okullar açılması olsun, sağlık şeylerinde olsun. Ben özellikle bu uluslararası fonları inceleyen birisi olarak, hani Türkiye'de işte Suriyelilere bu kadar işte harcama yapılıyorla ilgili olarak, ben tek tek uluslararası kurumlardan ne tür destekler geldi? İşte diyelim Suudi Arabistan, Japonya, Almanya, birçok ülkeden, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu tür işte Suriyelilerin uyumu ile ilgili olarak destekler var. Yani bunların hepsi illa maddi destekten bahsediyoruz. Maddi destekte ama bunun idaresi kendisi mi belirliyor? Hayır, şartlarını, koşullarını kendisi mi belirliyor? Hayır, değil. Yani bunlar tamamen devletin izni olmadan, diyelim ki işte diyelim okullarda herhangi bir faaliyet yapamaz. Kesinlikle bakanlıkla eşgüdümlü olarak yapıyor. Yani ben bizatihi bu projelere katılmış birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu tür uluslararası fonlar yerel valilik veya da işte bakanlık nezdinde hepsi izne tabi olarak ilerliyor. Kaldı ki bu konudaki inisiyatif Türkiye'de. Yani dolayısıyla her gelen yardımın da Türkiye aleyhine veya etnik bir ayrımcılık oluşturacağı yönde düşünüyor olmak bence yanlış bir düşünce. Sonuçta diğer ülkelerde de yani göç, işte yani Avrupa'daki Türklerden, işte Fransa'daki, İşte Afrika kökenlilerden, yani her göçmen azınlık o ülkedeki illa bir etnisite oluşturup bir hedef olarak o ülkede oluşturuyor anlamına gelmiyor. Nitekim sayılara da baktığınız vakit, örnek o ülkelerde baktığınız vakit ekonomiye devletin harcadığından daha çok ülkenin katma değer sağladığı ile ilgili rakamlar var.
Dolayısıyla şimdi Suriye, Türkiye üzerine geleceksek, ben bir yönüyle 2011-2015 arasını Türkiye daha çok Suriyelilere, göçmenlere yönelik daha çok insani yardım olarak ve geçicilik üzerinden bakıldığını. Bunu nereden anlıyoruz? Hem o dönem yapılan söylemler de öyleydi. Hatta geçici eğitim merkezleri. Ondan sonra işte hatta Türkçe öğretmeyelim, işte nasıl olsa geri gidecekler gibi dönemin bakanlarının söylemleri olsun. Dolayısıyla Türkiye tabii ki normal olarak, yani sürecin kısa süreceğini ve döneceğini düşünerek, o zamana kadar göç yönetimi bence tamamen dönme şeklindeydi. Ya yani bu diğer ülkeler de benzerini yaşadı. İşte Almanya 1960-90 yılları arasında deyim yerinde ise göçmenlere yönelik yerleşik bir hukuk düzeni inşa etmemişti. Çünkü onlarda da aynı misafir tanımı var. Şimdi bundan sonraki süreç bence uyum süreci, insani yardımı gerçekten Türkiye dünya kamuoyunun takdirini kabul edilen ve yumuşak standartların çok üstünde, yani Avrupa standartlarının çok üstünde uyguladı. Aynen öyle. Yunanistan'ı mesela ben inceliyorum. Hatta orada uluslararası kurumların, Fransa'yı, Avrupa Komisyonu'nun, evet, yani oradaki o çadır kentler, gayri insani, yani çok kötü şartlarda oradaki insanlar Fransa'yı şey yapılıyor. Evet. Fransa ve Yunanistan ve bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin uyarıları da var. Dolayısıyla o süreç Türkiye adına gerçekten uluslararası kamuoyunu takdir ettiğimiz. Evet. Ama bundan sonraki süreç, uyum süreci, öyle insani yardım gibi anlık desteği vermekle bitmiyor. Hangi tarihte başlatıyorsunuz uyum sürecini? Ben yani 2016'da geçici koruma yönetmeliği, 2013'te uluslararası koruma kanunu ve bu aslında Türkiye Suriyelilerle birlikte de göç yönetim şeklini ilk defa hukuki çerçeveye yerleştirmiş oldu. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Burada mesela 2011 öncesi, çünkü diyelim bir göçmen, yani Hasan Bey'in de söylediği gibi, yani sonuçta biz göç sürecini, bu yani sadece bu krizlerle değil, bundan sonra da yaşama durumundayız. Çünkü iklim göçü, iklim krizi var, diğer krizler var. Dolayısıyla tabiatı gereğiyle coğrafya o gerçeklerle size karşı karşıya. Geri dönüşe dair ne söyleyeceksiniz? Son şimdi geri dönüşle ilgili olarak bu işte en temel bence soru bu. Yani geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Bu birçok ülkelerin ikilemde kaldığı hususla birlikte. Ben olaya şu yönüyle bakıyorum. İnsanlar kalsınlar, dönsünler. Ama sonuçta bizim burada kalıcı bir politika, kalanların en azından bu ülkeye katma değer sağlığı oluyor olması, gerek ekonomik, sosyal, eğitim açısından avantajlı yönlerine bakıyor oluyor olmamız lazım. İşte bunun mesela istihdam önemli, eğitim mesela, mesela ondan önce 2016'dan önce geçici eğitim merkezleri vardı. Yani işte dolayısıyla orada Türk okullarına dahil ediliyor olması çok önemli bir adımdı. Entegrasyon açısından. Çünkü Hasan Bey'in bahsettiği gettoların oluşması o ülke için daha büyük riskleri barındırıyor. Gettolaşma bir problem midir? Elbette değil mi? İşte eğer uyum gelseyle gettolaşmışsa o da problemdir yani. Yani işte siz uyum diyelim ki Suriyeliler, uyum politikalarını bu yüzden çok olumlu önemli buluyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Şimdi mesela Pakistan örneğini, Ürdün örneğini bakıyorsunuz. Mesela oradaki sığınmacıların hukuki statülerin zayıf olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ve Pakistan ve diğer ülkelerin mücadele en büyük alanlardan biri. Çünkü gettolar ve ayrışma oluşmaya başladı. Bitirelim. Bu yönüyle nasıl toparlarız? Yani geri dönsün dönmesin kalanların, işte mesela bazı istatistiklere bakıyorsunuz. İhracat Orta Doğu'ya arttığını görüyorsunuz. Ekonomi büyümeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göç ve uyum raporu var mesela %1 gibi katkı yaptığıyla ilgili olarak. Tabii ki geri dönmek isteyenler, gönüllü zaten dönenler de var. Ama kalsın veya da dönsün, ki zaten bir kısmı da zaten Avrupa'ya, ama en azından burada durdukları sürece Türkiye'nin o iyimser yüzü, ev sahibi ruhunu yansıtması gerektiği, Türkiye'nin çıkarına olduğunu düşünüyorum ben her gününde. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum ben yorumlarınız için. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Faik Tanrıkulu ve Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Hasan Öztürk ve bağlantıyla programımıza katkı sağlayan Metin Çorabatır, çok teşekkür ediyoruz efendim tekrar. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, sığınmacılar meselesini konuştuk efendim. Öneriler dinledik, eleştirileri dinledik. Çok gönlü bir şekilde rakamlar üzerinden, gerçek rakamlar üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.